أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين مسنوي نوريّنن هباب رسالesinden okumaya devam ediyoruz parça parça değişik konulara temas ediyor. Şimdi yeni bir paragraftan başlıyoruz bugün. Geçen cumartesi günü Allah'ın hem yani sani kainatın hem zahir hem batın hem evvel hem ahir olmasının ne demek olduğu üzerinde durduk ve çok ilginç idi. Ulaştığımız sonuçlar elhamdülillah. Bugün daha değişik bir konudan başlayacak. Eyyühem eyyühel aziz, Kur'an'ın icazı tahrifine bir settir. Kur'an'ın mucizeli ifadeleri tahrifine settir. Kur'an'ın tahrifine engeldir. Yani onun tahrif edilmesine, bozulmasına manidir. Kur'an bir ifadeyi kullandığı zaman bir ayeti, bir cümlesi dikkat edildiğinde mucizevidir. Onun için Kur'an'ın bir başka şekilde ifade edilmesi veya bir başka tarza dönüştürülmesi mümkün değildir. Kur'an'ın belagatı buna müsaade etmez. İnsan hemen anlar. Bu çok önemli bir iddia. Yani iddia derken yersiz anlamında söylemiyorum. Önemli bir nokta. Bizim Kur'an'ın mucizevi oluşundan ne anladığımızı sorgulamamız lazım. Kur'an'ın ifadeleri, cümleleri, ayetleri veya ayetlerin birbiri arkasına gelerek oluşturduğu sure şeklindeki bölümleri, bölümlenmeleri, bölümlere ayrılmaları mucizevidir. Tekrar soruyorum. Yani mucizevidir demekle ne demek isteniyor? Öyle bir şekilde söylenilmiş ki başka kimse öyle söyleyemez. Ama bazen oluyor ki insan Kur'an'ı okuduğunda bazı ayetler insanların kullandığı cümlelere benziyor. Ve dolayısıyla insan, yani herhangi bir insanda buna benzer bir ifade, bir cümle kullanabilir gibi geliyor. Evet, ilk bakışta eğer Kur'an'ı herhangi bir insan kelamıyla karşılaştırarak okuduğumuzda çok bellidir. Bunu herkes takdir ediyor. Hiç kimse inkar edemez zaten. Ama
öyle veli ki bunu hiçbir insan da taklit edemez cinsinden bazı ayetler görünmüyor. Mesela diyelim ki imani ayetlerde bu çok daha açık, bariz bir şekilde kendini gösteriyor. Fakat bizim fıkıhla ilgili, muamelat ile ilgili insanlar arasındaki ilişkilerimizi tanzim eden konularla ilgili ayetlerde çok o kadar bariz bir şekilde görünmüyor. Veya insana öyle geliyor. Diyor ki yani miras bölünmesinde babası varsa, hanımı varsa veya eşi varsa vefat etmiş de üçünü ona, ikisini buna verin diyor. Ya o ya insana şöyle geliyor. Şunlarla şunlarla evlenmeyin diyor. Sıralıyor yani. Bunu herkes söyleyebilir gibi geliyor. Bunun yani bunun mucizeviliği neresinde deniyor? Bu bazı ayetler ki bunlar çok azınlıkta olan ayetlerdir. Azınlıkta dahi olsa böyle ayetler vardır ve bu ayetlerin mucizeviliğini anlamak için bu ve benzeri tüm ayetlerin mucizeviliğini anlamak için önce Kur'an'ı güzel tarif etmek gerekir. Her zaman olduğu gibi Kur'an okurken Kur'an'ın tarifi çok önemlidir. Kur'an'ın belagatındaki mucizeviilik onun ilmi ezeliden, sonsuz ilimden geliyor oluşunu nazarı itibara alarak okumaktan kaynaklanır veya sonsuz ilimden geliyor oluşunu düşünerek ona göre okumaktan kaynaklanır. Ona göre anlaşılır Kur'an'ın mucizeviliği. Yani hiçbir insan mesela nasıl söyleyeyim veşşemsi ve duhaha diyemez mi yani? Ya güneşe ve o sabahın alacakaranlığa sabah şafak sökümüne yemin olsun diyemez mi yani? Diyebilir. Ama o kişinin demesi ile Kur'an'ın demesi arasında çok önemli bir fark vardır. Bu fark Kur'an'ın tarifinden kaynaklanır ve bu tarif gereği Kur'an her zaman her yerde aynı tutarlılığı göstermesi beklenir. Ama bu da çok önemli. Yani bazı yerde bir insan da ve şemsi güneşe yemin olsun güneşi şahit tutuyorum diyebilir. Veya iktarabetus sa'a yani bir kıyamet saat yaklaştı. Kıyamet yaklaştı. Yani saati kıyamet olarak tarif ediyorlar da ben öyle tarif edemiyorum. Ayrı konu. Yani Türkçe tariflerde kıyamettir. Sağ vakit geldi, yaklaşıyor demek. Yaklaştı demek. Vakit yaklaştı. Bunu herkes söyleyebilir. Yani bir arkadaş birisine derken ya arkadaş hadi gidelim vakit yaklaştı artık diyebilir. Denir. Denebilir. Fakat Kur'an'ı bütün olarak ilmi ezeliden gelen bir kaynaktır diye tarif ettikten sonra okuduğumuzda o sa'ah denilen, sa'ah ile ifade edilen mana, ilmi ezeliden gelen mana olarak düşünülecek ve o mana Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde değerlendirilecek. Yalnızca tek başına bir ayet olarak, bir cümle olarak alınıp da mesela Kur'an sözü olarak değil de herhangi bir kişinin sözü olarak iktarabetus sa'ah dese vakit yaklaştı diyor arkadaş desek o cümleyle Kur'an'daki bu ayet arasında ne fark var? Çok büyük fark var. Birisi Ahmet'in Mehmet'in cümlesidir vakit geldi diye yaklaştı diye söylüyor. Diğeri ise İlmi ezeliden gelen bir ilim ile sonsuz ilim ile Kur'an kontekstinde vakit geldi diye yaklaştı diye söylüyor. O zaman biz Es-Sa'ayı mesela Ahmet'in sözü olarak aldığımızda onun
gücü onun kontekstinde, onun bağlamında, Ahmet'in bağlamında konuşacağız. Yani Ahmet dedi ki vakit geldi. Ahmet neyi kasteder? Vakit geldi demekle Ahmet yani bir yere gidecek, gideceği veya bir iş yapacak, o işe başlamanın vakti geldi. Ya da iş başı yapacak, iş başlamanın vakti geldi der. Ha, bu Kur'an'ın Kur'an'daki iktirabetü sa'a ile hiçbir ilişkisi yoktur bu cümlenin. Onun için Ahmet'in söylediği söz mucizevi olamaz. Sen de söylersin onu, ben de söylerim onu, vakit geldi derim hadi. İşimize başlayalım arkadaşlarım. Veya vakit geldi artık, şöyle şöyle olması beklenir derim. Bahar vakti geldi, şunun vakti zamanı geldi, artık çiçekler açması lazım derim. Bu benim bilgim, benim kapasitem dahilinde bir anlam ifade eder. Kur'an'ın kontekstinde vakit geldi demek ne demektir diye sorduğumuz zaman o bu takdirde Kur'an ile konuşan kimdir sorusunu sormadan böyle bir anlamaya çalışmanın veya içeriğini kavramaya çalışmanın anlamı olamaz. Onun için Kur'an tarifi yapılmadan, Kur'an tarifi yapmayan müfessirlerin, mütercimlerin, maal yazanların kitapları bence değersizdir. Kur'an tarifini yapacaksın. Hangi tarife göre bu cümlelere, bu ayetlere anlam yüklemeye çalıştın kardeşim diye soracağım. Adamın Kur'an tarifi yoksa, ki genellikle çok önemli bir sorudur bu. Hep de söylerim, neye göre Kur'an tarifin Kur'an'ı okuyoruz? Ne diye Kur'an okuyoruz? Ne diyoruz Kur'an okurken, ne diyoruz? Allah'ın sözü. Ne demek Allah'ın sözü? Tarif et bakayım bir. Dediğimiz zaman Kur'an'ın tarifi Kur'an'ın anlaşılmasında, onun belagatının anlaşılmasında çok önemlidir. Dolayısıyla Kur'an tarif edilirse eğer doğru bir şekilde, Kur'an tarifine göre okuma yaptığımızda işte bu okunan ayetin eşsiz olduğu, ancak ve ancak kainatın yaratıcısı tarafından söylenebilen bir cümle olduğu ve ancak ve ancak kainatın yaratıcısı tarafından söylenilmiş bir cümlenin içeriğini anlamak maksadıyla okunabileceğini, onun dışında Kur'an okumalarının yanlış olduğunu, Kur'an okuması değil bir kişinin cümlesini okumak olduğunu ve o bir kişinin cümlesi ise aynı cümleyi söylese dahi Kur'an olmadığını anlamamız lazım. Onun için mesela iki türlü bu işin iki tane ifrat ve tefriti var. Tefritçiler, tefritte olanlar, Kur'an zaten biliyoruz canım Muhammed'in sözüdür aleyhissalatü vesselam. Onlar öyle demezler. Muhammed diye birisi çıkmış, o sözmüş, oradaki Arapları, putperest Arapları, vahşi Arapları düzeltmek için uydurmuş, Allah konuşuyor demiş, onlara yardımcı olmak için böyle bir tavır takınmış, yazmış diyor. Ondan sonra başlıyor okumaya. Bu kişinin okuması ne diyecek? İktarabetü sa'a dediği zaman, yani Muhammed dedi ki vakit geliyor. Muhammed'in dünyasında vakit geliyor ne demek olabilir? O ne diyorsa, ya bir yere gidecektir, oraya gitmenin vakti geldi diyor veya işte kıyamet yaklaştı diyor. Yani biraz da insanları korkutmak için atıyor diyecek. Anladınız mı bilmiyorum. Bir kişi anlatabiliyorsam eğer, bir kişinin sözü olarak aldığımızda Muhammed insanları korkutmak için attı diyecek. Eğer kıyamet demek derse. Yok başka bir şey için bahsediyorsa, artık Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi tarihi hayatının bağlamında onu tarihi olarak bu ayeti nereye yerleştirebiliyorsa, location'ını
lokalitesini nereye koyabiliyorsa, ne bileyim, bu ayet Mekki ayettir, Medeni ayettir, efendim hicretin 3. yılında inmiştir, ne gibi ansiklopedik bilgisi varsa, bunların hiçbir değeri yok bence de. İnsanlar Kur'an'a öyle bakıyorlar genellikle. Tarihi kitap olarak bakıyorlar. Ve Müslümanlar da bunun pek bir farkında değiller. Genellikle hepsi değil. Genellikle. İşte şu zamandaydı, Mekke dönemindeydi, ahiretten haber verdi diyorlar. Bu Kur'an'ı Allah kelamı olarak bilmeyenler bu tarihi bilgileri alıyorlar, diyorlar ki işte Muhammed insanları korkutmak için ahiret, kıyamet yaklaştı deyiverdi onlara diyor. İktirebetü sadiye. Bu cümlenin neresi mucize? Hiçbir yeri mucize değil. İnsan sözü olarak okuduğun zaman hiçbir tarafı mucize değil. Zaten diğer ayetlerle arasındaki tutarlılığı, ahengi aramak da mümkün değil. Çünkü Muhammed kendi hayatı içerisinde böyle hayatının gelişimine göre insanlara Allah bana böyle söyledi diye söylemiş diyorlar. Bu kişinin Kur'an'ın mucize oluşunu anlaması mümkün değildir. Çünkü tarif itibariyle baştan Allah sözü olmadığını karar altına almış, Muhammed'in uydurmacası, sahte bir kitap, yalancının bir kitabı olarak kabul etmiş. Ondan sonra bir yalancının sözünde ne hikmet beklenir ki? Ne hikmet aranır ki? O zaman vakit yaklaştı deyince, güneşe yemin olsun deyince, hiç insanlar güneşi demek ki o zaman çok yüceltiyorlardı, onu şahit göstermiş diyor. Ama onun için vakit yaklaştı deyince kendi dünyasındaki olan bir vakitten bahsediyor diyor. O böyle bir tarif ile okunan Kur'an'ın mucizeliğinden bahsedilemez. Ama Kur'an'ı kendisi de söylüyor. Ben Allah kelamıyım diyor. Kainatın yaratıcısı olarak benim konuşmamdır diyor. Peki diyeceğiz. Kainatın yaratıcısı olarak dinleyelim. O zaman diyecek ki veşşemsi. Yani güneşe yemin olsun. Diyeceğiz, kainatın yaratıcısı güneşe yemin olsun diyor. Bu ne demektir? Başlayacağız şimdi kainatın yaratıcısından. Kainatın yaratıcısı o yarattığı trilyonlarca güneşlerden bir tanesini, bizim gördüğümüz güneşi bizim dikkatimize veriyor ve diyor ki bunun şahitliği altında konuşuyorum sana. Güneşi yaratan olarak konuşuyorum sana. Ben başlayacağım güneşin yaratılışını incelemeye. O sonsuz hikmetle, sonsuz kudretle, sonsuz ilimle, sonsuz iradeyle, sonsuz maksatlarla, faydalarla yaratılmış olan güneşi gördüğüm zaman diyeceğim, güneş kainatın yaratıcısının sonsuz özelliklerine nasıl da güzel şahitlik yapıyor ve kainatın yaratıcısı diyor ki benim söyleyeceğim, sana vereceğim haberin doğruluğunu anlamak istersen güneşin şahitliğine müracaat et, onu iyi tanı. Güneşi çalışıyorsun, 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 yaratılışındaki hikmeti bitiremiyorsun, bitmez arkadaşlar. Bırak güneşi, atomun bile yaratılışındaki hikmetler bitmez. Kitaplar, ciltler ciltler incelemeler yapılıyor atom üzerine, bitmiyor. Bırakın güneşi. O zaman diyorsunuz ki sonsuz kudretiyle güneşi yaratan, sonsuz ilmiyle, iradesiyle, hikmetiyle, maksadıyla güneşi yaratan, bu sonsuz özelliklerini güneşin yaratılışında tecelli ettiriyor ve o bu tecelli eden sonsuz özelliklerini söyleyeceği, bana vereceği haberde, bana yapacağı rehberlikte şahit olarak gösteriyor. Sonsuz diyorum, bitmez. Çalışa çalışa çalışa, inceleye inceleye, bitmeyen özellikleriyle güneşi şahit gösteriyor. O zaman nerede Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın güneşe yemin ederim ki deyip etrafındaki cahil
veya çok az bilgili, güneş hakkında çok şey bilmeyip ona hayran hayran bakan insanları korkutması için yaptığı konuşma, nerede kainatın halıkının bütün esma ve sıfatının hakikat olduğuna şahitlik yapmak için güneşi benim gözümün önüne getirmesi, benim dikkatime sürmesi nerede? Onun için ve şemsi mucizevi bir ifadedir. Demek ki mucizelik Kur'an'ın tarifinden ve onu okurken takındığımız tavırdan veya onun kendi içerisindeki iç tutarlılığından kaynaklanmaktadır. Ve şemsi ve duhaha dedikten sonra ifade ettiği cümleler Kur'an'ın diğer ifadeleriyle aynı bağlamda, aynı bazda, aynı temel esaslarda değerlendirilecek. Yani kainatın ve bizim insanların geçmiş ve gelecek bütün halleriyle birlikte yaratıcısı olan Allah'ın konuşması, onun sonsuz özelliklerinden gelen bir konuşmasını ben dinliyorum diyecek ve o sonsuz özelliklerinden gelen konuşmanın her bir parçasında bu özelliklerin tutarlılığını, iç tutarlılığını arayacak. Bir çelişki var mı diyecek. O iç tutarlılığı görünce ve şemsi gibi çok basit bir ifade şimdi aklıma geldi. Siz de başka bir ayeti ele alabilirsiniz. Mesela kulübeti Rum diyor. Rumlar mağlup oldu diyor. Herkes de Rum mağlup oldu, bilmem kimler galip geldi, bilmem kimler mağlup oldu diye. Hele şu futbol düşkünleri, bizimkiler, bizim ne diyorlar onlara, spor kulübü Beşiktaş, Galatasaray galip oldu, mağlup oldu. Herkesin konuştuğu bir dil. Efendim bunun neresi mucize diyesi gelir insanın, meseleyi anlamayanların. Ama kulübeti Rum denildiği zaman çok basit bir ifade. Bu konularda itirazlar yapıldı da onun için ben bu örnekleri veriyorum. Yani müsteşrikler tarafından bunun neresi mucize ki herkes söyler yani bunu mağlup oldu diye diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tek başına kendi bağlamında sanki ileriye ait bir tahminde bulunara konuşuyormuş gibi gördüğü için onun bu sözünü bir insan sözü olarak tahminen söylenilmiş bir söz olarak alıyor. Kur'an'ın bütünlüğü içerisindeki tutarlılığı nazar itibar almadan kulübetü Rum dedi ama yarın bir şey olursa kıvırtmayacak. Her şeyi bilen olarak konuşuyorum ben diyecek. Bundaki hikmeti anla diyecek. Ben sana şimdiden söylüyorum diyecek. Ben gaybı bilenim diyecek. O zaman Kur'an'ın bir başka yerinde gaybtan haber verdiği zaman aynı garantiyi, aynı tutarlılığı orada da görmemiz gerekir. Kur'an'ın iç bütünlüğünü koruması gerekir. Onun için Kur'an zaman yaklaştı, vakit yaklaştı, saat yaklaştı dediği zaman nedir bu saat dediğimizde İsrafil Aleyhisselam için söylenen bütün haberler, kıyamet hakkındaki verilen bütün haberler hepsi birden değerlendirilecek ve onlar nedir? Ölüm vakti nedir? Kainatın eceli nedir? Galaksilerin eceli nedir? Dünyanın eceli nedir? İnsanların eceli nedir? Hayvanların eceli nedir? Bir günün, bir saatin eceli nedir? Bir atomun eceli nedir? Bunların hepsindeki konsistansiyi, tutarlılığı, ahengi aynen bulmamız lazım. Gerçekten saat yaklaştı. An be an yaratılış Rabbine iade ediliyor. O çok yakındır. Şu anda varım dediğin an bir an sonra yenileniyorsun. Yakın olan o zaman hemen geliveriyor. Gerçekten yaklaşıyor. Artık bir anın ecelinden kainatın, pardon, insanın eceline, insanın ecelinden kainatın eceline her an yaklaşıldığını,
hiçbir anın biraz daha ertelenmediğini, sabit olarak kalmadığını görebiliyoruz. O zaman kainatın Halık'ının sonsuz ihata eden kudretle, ilmiyle yaptığı konuşmada vakit yaklaştı denildiğinde, evet, zaten her an yakındır. Her anı seyyan o kadar yakın ki biz bir anı bile elimizde tutamıyoruz. O kadar yakındır. Ve bir anı elinde tutamayan insan için kainat da her an Rabbine iade edilmekte, her an yenilenmekte, her an tazelenmekte, o yakın olan vakit her an gerçekleşmektedir. İşte kainatın sırrını açan bir cümle olarak okuyuveriyoruz. İkterebetus sah dediğimizde, eğer onu Rabbul Alemin'in konuşması olarak okuduğumuzda, bu cümleyi kainatın en ince teferruatına kadar inceliklerini tasarrufu altında bulunduramayan birisi söyleyemez. Yani kainatın Halık'ı olmayan bu cümleyi bu manada Kur'an'ın genel konteksti, genel bağlamı içerisinde, kıyamet yaklaştı, saat yaklaştı, ölüm hemencecik burnunun dibindedir arkadaş, hayatın her an yenilenmektedir haberini veremez. Ancak kainatın sahibi verir. Şu kainata vücut veren bu haberi verir. Onun için ektarabetus saat denildiğinde, kainatın Halık'ının konuşması olarak okuduğumuzda, o mananın içeriğini hiç kimse taklit edemez, hiç kimse kendi lisanıyla da ifade edemez. Ben desem ki bu kıyametin yaklaştığını gösterir. Hem doğrudur, hem aşırı derecede eksiktir. Bu insanın hayatının sona ermesinin yaklaştığını gösterir desem, evet, mananın içindedir ama bütün manası kesinlikle değildir. Eşyanın her zaman ölüme mahkum olduğunu, geçici olduğunu, fani olduğunu haber veriyor desem, evet, iktarabetus sa'a, eşyanın vakti geldi, eceli yaklaştı desem, bu o mananın içindedir, iktarabetus sa'anın manasının içindedir, masadakıdır denir ona teknik ifadesiyle, masadakıdır ama iktarabetus sa'a yalnız o demek değildir. Kıyamete kadar iktarabetus sa'a, insanların kainatın en küçük birimini bulmak için yaptığı çalışmalar, kainattaki değişikliklerin ne kadar ani ve def'i olduğunu anlama çalışmaları ne kadar ilerlerse, iktarabetus sa'a kelimesinin anlamı o kadar açılacaktır ve bunun da sonu yoktur. Kainatın sırrını anlamanın sonu yoktur. Ecelin nelere tekabül ettiğini, ecelden maksat ne demek olduğunu anlamanın sınırı yoktur. İktarabetus sa'a, vakit yaklaştı diye tercüme ettiğimiz iktarabetus sa'at cümleciğinin çok basit bir ayet olan, çok basit itiraz edildiği için bu ayeti ele alıyorum, edildiğinin ne ifade ettiğinin anlamını bitirmek mümkün değildir. Bu ifade mucizevidir. Şart, Kur'an'ı, bu ifadeyi söyleyenin kim olduğunu unutmamak ve Kur'an'ın bütününde bu kimliğin, kimse bunu söyleyen, kainatın yaratıcısı, her şeyi geçmişten geleceğe kadar bütünüyle birlikte bilen söylüyor. O zaman Kur'an'ın bütünlüğünde bu tutarlılığı görmek ve iktarabetus sa'a cümleciğini o tutarlı kontekstin, o tutarlı bağlamın içine yerleştirmek gerekiyor. Yani biz matriksin bir parçasını alıp matriksin dışına koyduğumuzda hiçbir şey ifade etmez. Ama matriksin bir parçasını
olduğu yere koyduğumuzda tutarlılığını gösterir. Bunun için Kur'an'ın bu yönüyle mucizevi olduğunu dikkate veren bu müellif bize der ki, bir atomun yaratılışından daha çok o atomun bulunduğu mevkide, bulunduğu pozisyonda, yani ona matrisin her halinde, her noktasında bulunduğu noktada yaratmaktır mucizevi yaratılıştır. Yoksa bir şeye, bir vücut, bir şeyi alıp bir yerden bir yere koymak, yerini değiştirmek değil. Hem yoktan var etmek, hem de o şeyi kainat bağlamında yoktan var etmektir. Yaratılıştaki mucizeviyilik. Yoktan var etmek de mucizeviyiliktir. Ama matrisin kainat içerisindeki yerine göre bir zerrenin bulunduğu noktada yaratılmasındaki mucizeliğin sonu imkanı yok gelmez. Çünkü tüm kainata bağlayarak onun bulunduğu yerdeki varlığının anlamını keşfetmek gerekir ki bu sonsuz bir ilim gerektirir. Ebu bir şey yazdı, yarı kaldı, devam et veya yarı kaldı zannediyorum. Yani herhalde onu Ebu Ce devam ederse memnun olurum. Çünkü o matematikle ilgili bir konuydu. Benim uzmanlığım değil o. Açıklarsa memnun olurum. Ben öyle biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Matrisin içindeki bir harf ya da rakamı dışarıya koyduğunuz zaman manası ayrıdır. Matrisin bulunduğu karedeki yeri ayrıdır. Orada esas matris oluşturur ve mana ifade eder. Doğru mu biliyorum? Bunları bir matematik falan okuduğumdan değil de lojikle, mantıkla düşünerek söylüyorum. Yoksa matematik kurallarından hiç anlamam. Onun için Ebu Ce matematikçi olarak yardım bekliyorum. Ayetleri Kur'an'ın bütünlüğü içinde değerlendirmek, Kur'an'ı da kainatın yaratıcısı olarak, yaratıcısının konuşması olarak okumak şartıyla. Evet, tamam, doğru anladığımı zannediyorum. Matrisin içinde satır ve sütunun kesiştiği yer bir elemanın yerini belirler. Eğer bu elemanı o yerden, özel bir yeri var, o yerden çıkartıp da matris karesinin dışına koyduğumuzda bir şey ifade etmez. Ayetleri de Kur'an'ın kendi kontekstinin dışına koyarsak hiçbir şey ifade etmez. Hele hele bir de hem kendi kontekstinin bağlamının dışına koyuyoruz, hem de Muhammed'in, yani bir kişinin sözüdür diye okursak Kur'an'ın mucizeviliğinden bahsetmek yerine biz kendi saçmalığımızı başlarız Kur'an'a giydirmeye. Kendi kafamızdakini deriz ki bu bunu söylüyor deriz. İktarabetü sa'a dediğimizde söylerim ben, kıyametin yakın olduğunu söylüyor bu kitap derim. Yani Muhammed kıyametin yakın olduğunu söylüyor derim. Niye öyle dedi? Yani o zaman belki insanları korkutmak için söyledi, canım gibi çıkar insanın aklına. Bu çok 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 aşırı derecede önemli bir konu. Her zaman söylüyoruz ve daima söylememiz de gerekir. Bir tefsir, maal ya da tercüme yazan kişinin önce Kur'an tarifini sormamız gerekir. Sen Kur'an'ı nasıl tarif ediyorsun diye. Bir tarifini görelim bakalım da o tarife göre Kur'an'ı tercüme edeceksin, maal yazacaksın. Eğer bir yazarın Kur'an tarifi yoksa o yazarın kitabı ansiklopediden ibarettir. Ansiklopedik bilgileri bize aktarır, hiçbir şey ifade etmez. Ansiklopedik bilginin bir değeri yoktur. Bugün var, yarın yok. Tarihi bir değeri vardır, geçer. Belli de fazla geçici, tarihi değeri olan bir şey ifade etmiyor benim için. Bir kıymet ifade etmiyor benim için. O zaman bu cümleyi tekrar okuyorum. Çok önemli bir cümle. Diyor ki, Kur'an'ın eylem eyyuhel aziz, Kur'an'ın icazı tahrifine bir settir. Peki
dedi Kur'an'ın icazı ne demek, Kur'an'ın icazı ne demek diye anlayacağız ki ondan sonra bu nedir ki de onu tahrif etmeye manidir, engeldir. Onun önüne bir set koyar. Yani kimse tahrif edemez Kur'an'ı. Neye? Tutarlılığını bozar. Yani Kur'an'dan bir ayeti çıkartıp da onun yerine ben kendi kafamdan bir cümle koysam oraya Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde sırıtır durur. Benim kültürümle, benim bilgi kapasitemle sınırlı olan bir cümle olarak orada sırıtır durur, der ki bu bütünlük içerisinde bir yer ifade etmiyor, kısır kalmış, kötürüm kalmış bir cümledir diye söyler durur. O bunu vurguluyor. Kesinlikle Kur'an'ın bütünlüğünü ancak kendi içerisinde muhafaza edebiliriz. Bir başka şekilde Kur'an'ın bütünlüğünü bir başka kişinin bir başka bir formda muhafaza etmesi mümkün değildir. O bütünlüğü bozar. Yani biraz önceki örneğimizde matrisi bozar arkadaşlar. İlginç, biz hep Kur'an ebediyen korunacak diye öğrendik ama icazın tahrifi önlemesi çok makul görünüyor diyor Ebu Ce. Evet, nasıl ebediyen korunacak? Çünkü kimse bozamaz, kimse oraya bir şey ilave edemez. Tercümesiyle olmaz. Arkadaşlar bunu da söyleyeceğiz şimdi. Buna da çok iyi dikkat edelim. Kur'an'ın tercümesini olup da okuyup da ayet böyle diyor dediğimizde cinayet işliyoruz demektir. Kur'an'ın tercümesini okuyup da ayet böyle diyor denilir mi? O senin söylediğindir. O mütercimin sözüdür. Kur'an onu söylemez. Mütercimin sözü Kur'an'ın söylediğinin mütercim tarafından anlaşılan milyarda biridir. O ebedi olmasının nedeni kendi içindeki tutarlılığını koruması, kendi belagatı, kendi ifadeleri, kendi terimleriyledir. Mütercimin söylediği de onun kendi kapasitesince ondan anladığıdır. İyi dikkat edelim. Şuna iyi dikkat edelim. Kur'an'ın tefsirini yapan kişi ya da kitaplar, Kur'an'ın tefsirini yapmazlar. Bu çok önemli bir konu. Kur'an'ın anlamını sınırlarlar kendi kapasitelerince ve fakat kendi kapasiteleri benim gibi âmi bir insanın kapasitesinden daha geniş olduğu için bana daha geniş bir anlam sunarlar. Benim açımdan tefsir olur, Kur'an açısından taksir olur. Yani kısırlama, sınırlama olur. Buna çok iyi dikkat edin. Birisi Kur'an'ın tefsirini yaptı dediğinde benim anlamadığım, bilmediğim bilgileri bana aktardı demektir. Yoksa ayetin açılımını yaptı, daha geniş anlamını sundu demek değil. O ayetin içindeki mevcut anlamlardan birini, ikisini, üçünü bana sundu. Ama ben onlardan ya hiç ya da birini biliyorsam, o da üçünü bana sunduysa, benim için bir genişleme, tefsir, açıklama oluyor. Yoksa Kur'an için açıklama değil, bir sınırlama oluyor. Onun için tefsirler Kur'an'ın yerini tutamazlar. Tefsir okuduğumuz zaman ne diyeceğiz? Kimin tefsirini okuduysak, diyelim A isimli şahsın, X isimli şahsın tefsirini okuduk, diyelim Said Nursi'nin tefsirini okuduk. Bu Said Nursi'nin bu ayetten anladığı, sınırlı anladığı anlamdır. Ama benim sınırlı anlayışıma göre onun sınırlı anlayışı çok daha geniş olduğu için bana daha geniş bir ufuk açar. Fakat Kur'an'ın bütünü karşısında çok kısır bir sınırlı anlamadır. Bunu itiraf etmemiz, anlamamız lazım. Ona göre tefsir okumamız lazım. Kur'an'ın belagatının bir insan tarafından içeriğinin tamamen deşifre edilemeyeceğini anlamamız lazım. Çünkü Kur'an ilmi ezeliden geliyor. Bu iddia ile konuşuyor. Biz Kur'an'ın bütünlüğünde bu iddianın tutarlılığını görmeye çalışıyoruz. Bu iddiaya ters düşen bir konu gördüğümüzde reddederiz.
neye abi? Ben sonsuz ilimden geldim diyor ama hiç de sonsuz ilimden gelme özelliğini ben bu ayette göremiyorum dediğimde o zaman o kitap tamamen benim gözümde değerini kaybeder. Çünkü tarifi çöktü. Bunu çok iyi anlayalım. Bu konu çok önemlidir. Senin benim gibi insanlar böyle bir sınırlı anlayışıyla Türkçe okuduğu bir kitapta, tercüme kitabında ya da tefsir diye yazılmış bir ansiklopedik kitapta, genellikle ansiklopedik bilgi veren kitaplardan okuyup da Kur'an'ı hükme bağlamak için bakayım okuyayım bu doğru mu değil midir diye anlamaya çalışmak, faydalanmak yerine onun hakkında hüküm vermek için okumaya kalkarsa bu sınırlı veya hiç denecek kadar ki bilgimizle, o zaman biz Kur'an hakkında doğru bir hükme varmamız mümkün olmayabilir ve olmaz da genellikle. Fakat eğer ben bakayım genel tutarlılığını görebiliyor muyum diye baktığımda, az az da olsa, sınırlı sınırlı da olsa genel tutarlılığını görmek mümkündür arkadaşlar. Yeter ki Kur'an'ın tarifini doğru yaparak Kur'an'a muhatap olalım. Ebu Ceyyadi yazdı, okuyorum. Yani konuşan kainatın sahibi ve yaratıcısı olarak algılanırsa korunma olayının nasıl basit olacağı da anlaşılır gibi geliyor. Evet, bu tarif içerisinde. O zaman korunması, ya da Kur'an'ın hem korunması hem de bizim Kur'an'ın mucizevi oluşunu anlamamız. Esas olan odur. Kur'an'ın mucizevi oluşunu anlamaktır. Yani şimdi burada diyecek, evet madem Kur'an mucizevidir, mucizedir, beşer onun taklidini yapamaz. Yani bunun açıklamasını yapıyoruz. Madem Kur'an mucizevidir, ne demek yani kardeşim? Kur'an mucizedir ne demek? Bunun açıklamasını yapıyoruz. Kur'an mucizedir ne demek? Deminden beri ki yaptığımız konuşma bu cümlenin açıklamasıydı. Kur'an mucizedir demek, o ilmi ezeliden geliyor. Onun bu özelliğini bütünlüğü içerisinde, her bir bölümünü, ayetini bütünlüğü içerisinde değerlendirmek suretiyle anlamaya çalıştığımızda onun mucizeliğini göreceğiz. Onun için basit bir ayetmiş gibi, basit bir cümleymiş gibi, herkesin söyleyebileceği bir cümleymiş gibi, ben de bunu söylerim canım ya da herhangi bir Arap edibi de, edebiyatçısı da bu cümleyi söyleyebilir gibi görünen ayetleri Kur'an'ın bütünlüğü, bütünü, konteksti, bütünlüğünün bağlamı içerisinde değerlendirdiğimiz zaman, hayır, bu sözün anlamını bir kişi söylediğinde bu Kur'an'ın içindeki anlamı kastediyor olamaz, onu ihata edemez diyeceğiz. Edemeyeceğini de zaman içerisinde 1400 yıldan 1500'e yakın yıldan beri Kur'an üzerinde yapılmış olan 15.000'den fazla tefsirde görüyoruz. Hepsi böyle içini sanki karıncanın daha doğrusu iğneyle kuyu kazar gibi anlamının içine girmeye çalıştılar, çalışıyorlar. Her biri kendine göre bir anlam çıkartıyor ve tutarlılığı için takdir eden bir sonuca ulaşıyor. Her biri değişik açıdan, hayır senin yaptığın az gelir, ben de çalışacağım diyor. Öbürü de ben de çalışacağım diyor. Hepsi içine dalıyor Kur'an'ın ve bütünlüğünü muhafaza ettiğini görerek hepsi bu olsa olsa Allah kelamıdır sonucuna ulaşıyor. Çünkü herkes kendisi, kendi kapasitesince onun içindeki tutarlılığı görebiliyor. Onun için Kur'an üzerine tefsir yazmış bir kişinin Kur'an'ın belagatına hayran olmaması mümkün değildir. Bazı kimseler Allah sözü olarak belagatına hayranlar. Bazı kimseler de, özellikle onlara müsteşrikun veya oryantalist denir, onlar da Arapça belagatına hayranlar. Bir tane çok meşhur bir müsteşrik var, Kur'an tercümesi yazmış, baya meşhur ve Arap diline de çok güzel hakim birisi. Yazdığı Kur'an'a
başlık olarak diyor ki bu kitap diyor Arap edebiyatının zirvede masterpiece, ne denir ona, şaheseridir diyor. Arap edebiyatının şaheseri. Yani en azından iş tutarlılığı bakımından bir çelişki görmediği gibi belagatı bakımından da bir çelişki görmemesini itiraf ediyor. Allah'ın sözü olarak görmediği halde. Demek ki belagata hakim olan insanlar Kur'an inanmasalar dahi Kur'an'ın fevkal beşer bir özelliğe sahip olduğunu itiraf ediyorlar. Ettiler de kimse şimdiye kadar Kur'an'ın belagatında bir şüphesi olmadı, tereddüdü olmadı. Birkaç cahil yani onlara ben şöyle diyorum, Don Kişot gibi benim gibi anlamadan, belagattan anlamadan, Kur'an'ın iç tutarlılığına falan böyle şeylere dikkat etmeden Kur'an'ı eline alıp 2-3 ayet okuyup elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fiil dediğinde ashabı fiil hakkında Rabbin ne yaptı gördün mü sorusunu, ya bunda ne var ki diyor. Yani evet, yani bunda ne var ki diyecek kadar Kur'an belagattan haberi yok, Kur'an'ın tutarlılığından haberi yok, verilen haberin ne maksatta verildiğinden haberi yok, devamındaki verilen o müthiş haberin bu konuyla ilgisinden haberi yok, ashab-ı fiilde ne kastediliyor, mutlaka tarihi bir olay mıdır, ondan haberi yok, çünkü ezeli ilimden gelen tarihi bir olayı ancak ve ancak metaforik olarak bahseder, bu kurallardan haberi yok. Benim bugün ashab-ı fiilde ne haberim var, nerede ne olduğunu da bildiğim yok, ama bunu okuduğum zaman benim dünyama getirdiği mana nedir, çünkü benim yaratıcım bana şimdi niçin bunu söylüyor sorusunun cevabıyla baktığım zaman ashab-ı fiil kim olabilir, dünyanın süper devleti olabilir, kimse bu meret insanlar, onlar olabilir derim, bana göre benim üstesinden gelemediğim bir güç olabilir, karşı çıkamadığım bir güç olabilir derim. Çünkü benim yaratıcım bana konuşuyor. Bu bir örnektir. Bu bir metaforik ifadedir. Alegorik ifadedir. Mecazi bir ifadedir. Bu ifadenin benim dünyama taşıması için ben ona kendime has bir anlam yüklerim. Ve fakat diyemem ki Kur'an yalnız bu anlamdan bahsediyor diye. Çünkü milyarlarca insan binlerce seneden beri kendi dünyalarında bir ashab-ı fiil olayı yaşıyorlar. Ve onlara bu sure cevap veriyor. Bu özellikleriyle baktığımız zaman Kur'an gerçekten beli ifadesiyle inanmayanların dahi tasdik ettiği bir, yani Arapçanın en beli şaheseridir dedirtecek bir kitaptır. İnanmayanların, Allah'ın kelamı diye okumayanların, Muhammed'in yazdığı kitap diye okuyanların dahi itiraf ettiği bir fevkal beşer özelliğidir. O bahsettiğim kitabı bilmiyorum, belki elinizde bulabilirsiniz. Ya çok münafıkça yazılmış bir tercüme aslında. Arbery diye çok meşhur bir oryantalist. Nerede o belagatın itiraf ettiği halde kitabın kapağında da söylüyor, bu Arapça belagatın şaheseridir, masterpiece'idir ve yani çok çok önemli bir kitaptır dediği halde, yani inanır mısınız, bir Arapçayı o kadar iyi biliyor ki ayetleri tercüme ederken İngilizceye, Arbery tercüme ederken en zayıf, en gayrı makul olan manasıyla tercüme ediyor. Öyle hain bir adam. Böyle hain olmasına rağmen okudukça böyle diyorum, ya Rab cehennemi. Ha yok, Arbery bilmiyorum ne, yani okuyacak mısın, ne olur okuyacaksan söyleyeyim de. Arbery, dur bakayım yazıvereyim. Yazabilirsin. Herhalde Arbery A Capital olacak. Herhalde Arbery öyle olacak. Arbery ne? Evet. Herhalde öyle olacak. Yanılmıyorsam.
çok meşhur oryantalisti. Böyle çok ciddi kitapları, böyle tek nüsa kitapları Arapçadan İngilizceye tercüme etmiş. Yani bazı yerlerde o kadar nifakla tercüme etmiş ki arkadaşlar, bakıyorum kelimeye, ya bu kelimenin şu anlamı da var, şu anlamı da var, şu anlamı da var. Burada şu anlam bir mana ifadedir, make sense. O tutuyor, mana ifade etmeyen anlamıyla tercüme ediyor. Öyle hain bir adam. Fakat Arapça çok vakıf bir kişi. Arapça gramerine de çok vakıf bir kişi. Onun için insanda yaptığı tercümelerde, diğer kitaplarda yaptığı tercümeleriyle oryantal çalışmalara çok katkıda bulunmuş bir insan. Her neyse, herkes hesabını kendi verecek. Biz kendi işimize bakalım. Efendim, Kur'an mucizedir. Kur'an mucizedir. Beşer onun taklidini yapamaz. Bunun için yapamaz. Bu konuştuğumuz nedenlerden dolayı. Ayetleri başka kelamlarla tebdil edilmekle tahrif ve tahyiri mümkün değildir. Ayetleri başka kelamlarla ifade edilmesi ve böylece de zaman içerisinde bozulmaya terk edilmesi mümkün değildir. Herkes Kur'an'ı tercüme eder ve der ki bu benim tercümendir, bu Kur'an değildir der. Fakat dikkat edelim buna, şu konuya çok çok iyi dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle aramızda Batı kültüründe ya da genellikle insanların kendisini Hristiyan zannettiği dünyada yaşayanların bulunduğu coğrafyada bulunanlar var. Yani böyle bir coğrafya parçasında yaşayanlar var. Bunlar, bu arkadaşlarımız çok dikkat etmeleri lazım. Mesela bir kimse eline Bible'ı alır ve de bu Bible'dır, bu İncil'dir der. İngilizcedir, Almancadır, Fransızcadır, fakat genellikle İngilizcedir. Şimdi İngilizce Bible'a the Bible derler. Fakat o Bible değildir. O Bible'ın İngilizce tercümesidir. Bu özellik, bu incelik unutuldu, dikkatlerden kaçtı. Efendim diyeceksiniz, zaten orijinali yok. Canım, orijinali yok ama bunun Greek orijinali var. Aramaic orijinali var. Nispeten referanslar verir, hepsi değil, Aramaic orijinali yok da. Yani Aramaic'te böyledir diye Hebrew daha orijinaline yakın olanı var. Yani onun hepsi var. Ama insanlar eline, bunu çok dikkat edelim, eline bir kitap alıyorlar. Bu en azından orijinali olmasa bile orijinaline yakın olan bir kaynağın, Hebrew kaynağın, özellikle eski Old Testament'inin, yani eski ahitin, yani Tevrat'ın ve Tevrat'ın parçalarının Hebrew kaynakları var. Orijinallerine çok yakın. Orijinalleri gerçi Hazreti Musa'nın vefatından 300 yıl sonra en eski orijinali var. Ama yine de 300 yıl sonrasından gelen kaynaklar da olsa, şimdiki elimizdeki kuşa döndürülmüş İngilizce dilinde söylenenlerden çok daha kıymetli. Ben kendi çalışmalarımı yaptığım zaman Hebrew orijinaline döndüğümüzde, Hebrew orijinaliyle anlatılmaya başlandığında, insanların elinde okudukları eski ahit denilen Tevrat ya da İncil'in gerçekten çok değer kaybettiğini görüyoruz. Orijinalitesinden velaket sapıttığını görüyoruz. Bunun çok güzel örneği var. Mesela orijinalinde Bekke'dir. Yani Mekke'dir. Mekke'nin ismi Kur'an'da da Bekke'dir. Beka. Bekke'dir. Ama adam ne yaptı onu? İngilizceye tercüme ederken vadi dedi. Bekke, o yanında kaynak suyuyla beslediğimiz Bekke ayeti İncil'de, İngilizce tercümesine gelince ırmaklar akan vadi dedi. Hiç alakası yok. Halbuki doğrudan doğruya Bekke, yani Old Testament, Mekke ve Zemzem'den bahsediyor. Bekke, Mekke'nin o dönemde, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemden önceki dönemde ya da Hebrew döneminde Bekke diye isimlendirilen bir mevkiydi ve Bekke'dir. Ve Bekke diye de aynen Hebrew'da kelime olarak kullanılır.
Ne yapıyor şimdi insanlar? Bekke-i Vadi diye tercüme ediyor. Sanki çünkü bizim bir yerin ismini değiştirelim, tercüme edelim. Mesela nedir? Bak, güzel bir örnek olsun diye düşünüyorum. Nevşehir. Ha, Nevşehir Türkiye'de bir vilayetin ismidir. Nevşehir. Şimdi biz bunu eğer tahrif etmek istersek, onun Türkiye ile alakası olmadığını niyetiyle bunu bir tercüme edersem ne derim ben? Yeni kent derim. Çünkü Nevşehir yeni kent demek. Nevşehir bir coğrafi bölgenin ismidir. Yeni kent ise bir hiçbir coğrafi bölgeye izafe etmeyen yeni bir şehir demektir. Yeni bir kent demektir. Yeni bir kent. Hiç alakası yok Nevşehir ile bu sefer. Onun gibi tercüme edildi. Bu çok bariz bir örnek. Tercüme edildiği zaman, tercüme edilirken kullanılan yeni kelimeler orijinallerinin tam yerini tutamazlar. Onun için Batı dünyasında yaşayan arkadaşlar, İncil okuyorum diyen kişilere, siz İncil okumuyorsunuz, İncil'i İngilizce tercümesini ve hatta İngilizce tercümesinin tekrar tekrar yenilenmiş formunu okuyorsunuz. Şimdi tekrar tekrar tercümesini değil, ona iyi dikkat edin. Herkes gidiyor orijinaline, yeni dile uyan şekliyle tercüme ediyor. Bu sefer yeni dile uyan şekliyle tercüme ederken, Türkçeleştirmek gibi, modern İngilizce ile tercüme ederken, her yeni dil daha çok seküler, daha çok materyalist olduğu için kelimeleri de daha çok seküler, daha çok materyalist oluyor. Ve daha çok materyalist, çünkü materyalist medeniyet hakim ya, daha çok materyalist olan medeniyetin dili vahyin kastettiği dilden gittikçe daha çok uzaklaşıyor. Onun için şimdi bir adam modern İngilizce ile ben İncil'i Hebrew orijinalinden eski ahdi veya Greek Yunanca orijinalinden yeni dile tercüme ediyorum dediği zaman, daha çok materyalist içerikli olan kelimelerle tercüme etmekle orijinalinin mesajından gittikçe daha fazla uzaklaşıyor. Yoksa şöyle zannetmeyin, yani birisi alıyor 1900 yılında yapılmış bir tercümeyi 2010'da tercüme ediyor, diğeri 1950 yılında yapılmış bir tercümeyi mesela 2000 yılında tercüme ediyor, öbürü 2000 yılında yapılmış bir tercümeyi 2010 yılında tercüme edeye de bozuyor değil, öyle yapmıyorlar. Böyle dediğiniz zaman cahil diye itham görürsünüz, hiçbir şey anlamıyor, atıyor kafadan derler. Hayır, öyle yapmıyorlar. Hebrew orijinaline, Yunanca orijinaline gidiyorlar ve o orijinallerden bugünkü modern dine tercüme ediyorlar. Modernleşme gittikçe sekülerleşme olduğundan, materyalistleşme olduğundan yaratıcıyı daha çok dışlayan kelimelerle bu yeni diller oluştuğundan, mesela Türkiye'de herkes şimdi diyor ki doğal güzellikleri görmeye gidelim. Halbuki bunun iyice altını deşelediğin zaman Allah'a inkardır bu, da şirktir, direkt şirktir. Ama kimsenin niyeti o değil. Onun için insanlar doğal güzellikler, o zaman fıtri hılkat, Allah'ın yarattığı şekildeki yaratılış biçimi yerine doğal eşya, varlıklar kelimesini koyduğunuzda daha çok materyalistleşen, daha çok sekülerleşen bir dil ile Kur'an'ı tercüme ediyoruz. Çünkü dil gittikçe sekülerleşiyor. Çünkü dünyaya hakim olan materyalist düşünce insanların günlük diline girdi. İnsanlar imani hassasiyeti gittikçe kaybettiler. Biz de dikkat edeceğiz, elimize Kur'an aldığımız zaman diyeceğiz ki bu Kur'an ne zaman tercüme edilmiş? 1923'te. Kim tarafından? Elmalı Hamdi Yazır tarafından. Tamam, Elmalı Hamdi Yazır'ın 1923 kültüründeki Türkçe ifadesidir. Birisi de alıyor
genellikle Kur'an'ın aslına bakarak yapılması lazım ama biraz da pratikte öyle yapılmıyor. Eski yapılmış tercümeleri alıp modern dile dönüştürüyorlar. Pratik olsun, para kazanalım diye. Ve bir de Kur'an tercümesi yazdık diye. Onu alıyor, bugünkü dille ifade ediyor. Bu da Kur'an'ın yani günlük güzel Türkçemizin diye uydurulan ifade altında tercümesi yapılmış oluyor. Yani gittikçe modernleşme adı altında sekülerleşmiş, materyalistleşmiş dil ile tercümesi oluyor. Bu tercümeye ne denir? Kur'an tercümesi denmez. Bu tercümeye materyalist kafaya yerleştirilmiş Kur'an'ın Türkçe tercümesi denir. Ama materyalist dilin içine yerleştirilmiş Kur'an tercümesi denir. Ne yapacağız? Bu Kur'an değil. Bunu çok iyi bileceğiz. Materyalizmin hakim olduğu bir medeniyetin diliyle ifade edilmiş, daha doğrusu aslından fersah uzaklaştırılmış bir tercümesi olduğunu bileceğiz. Onun için etrafımızdaki insanlara diyeceğiz ki arkadaş, sen İncil okumuyorsun, sen Tevrat okumuyorsun ve Türkçe tercümesini okuyanlara da diyeceğiz ki arkadaş, sen Kur'an okumuyorsun. Onun materyalist kavramlar ile veya nosyon ile doldurulmuş olan modern dildeki tercümesini okuyorsun ama dikkat et, özünden neredeyse tamamen ayrılmış vaziyette. Çare ne? Bunun bilincinde olmak veya Kur'an'ın kendi dilini daha iyi anlamak için Kur'an'ın kendi kontekstinde ayetlerini çalışmaktır. Çare bu. Kur'an'ın kendi kontekstinde ayetleri çalışmak, Kur'an'ın kendi bağlamında ayetleri çalışmak için, yani Kur'an'ı anlamaya çalışmak için de önce Kur'an'ın itikadi yapısını öğrenmemiz lazım. Yani materyalist mi değil mi, onu bir tespit edeceğiz. Yani Kur'an ne ile geliyor? Kainatın yaratıcısının sonsuz özelliklere sahip olduğunu ve onun dışında hiçbir şeyin yaratıcı olmadığını söyleyerek bize geliyor. Önce bunun eğitimine gireceğiz ki kendisinden başka hiçbir yaratıcı olmayan, hiçbir şeyin bilgi sahibi olmadığı, bütün bilgilerin bu yaratıcıdan geldiği, şu kainatın halıkının ilmi ezelisinden gelen kaynağı okuyorum diye imani tabanını, imani kontekstini, bağlamını önce bir yerleştirmek lazım. Ondan sonra şu bizim günlük hayatımıza bakan fıkhi kuralları ifade eden ayetleri bu imani bağlam içine koyup değerlendiren bir yaklaşıma sahip olmak lazım. Yoksa ciddi söylüyorum, Kur'an bizim elimizden fersah fersah uzakta. Çünkü biz Kur'an'ın hangi itikadi esaslara göre konuştuğunu bilmiyoruz ki. Öyle bir çalışma yapmadık ki. Onun için Kur'an'ın tercümesini okuduğumuz zaman kesinlikle Cenab-ı Hak Bakara suresinin 15. 100. neyse ayetinde şöyle buyuruyor deyip Türkçe konuşanlar çok büyük hıyanet içindeler. Öyle konuşmuyor Cenab-ı Hak. Senin tercümen, senin anlaman senin dilindir o. Kur'an öyle şeyi söylemiyor. Onun adına konuşamazsın. Kur'an Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Bismillahirrahmanirrahim der. Sen ne diyorlar ona? Rahman ve Rahim olan, yani esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dediğin zaman olmadı. Neden? Adıyla dedin. Halbuki isim ad demek değil ki. İsim Kur'an bağlamında Esma-ül Hüsna ve lehul Esma-ül Hüsna fed'uhu biha ayetinin kapsamındaki kelimedir.
senin söylediğin ad babanın adından mı bahsediyorsun? Yoksa ne bileyim bir mahallenin adından mı bahsediyorsun? Veya bir otoritenin adına hareket etmekten mi bahsediyorsun? Hani öyle derler ya, bilmem ne belediyesi başkanının adına sizi karı koca ilan ediyorum diye zevzek zevzek konuşurlar ya. Sen belediye başkanının adına mı konuşuyorsun? Allah'ın adı dediğince nedir o belediye başkanının adından farklı olan nedir? Onu bilmiyorsun. İşte o zaman Allah'ın adı deyince sanki belediye başkanının adıymış gibi algılaman çok 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 mümkün ve genellikle de öyle algılanıyor. Bir, Allah'ın adı diyorlar. Ne dediğinin farkında değil. Lehul Esmaül Hüsna bağlamı yok. Buna çok dikkat edelim. Onun için ben Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tanrımıza şükür olsun gibi saçmalıkları ayet zannetme. Onlar ayet falan değil, onlar insan sözleridir. İnsan sözü, bir insanın kendi dilinde Kur'an'ı kendisine göre ifade ettiği, anladığını ifade eden dilidir. Kur'an'la alakası yok, onu bir defa kesin görmek lazım. Evet, Kur'an mucizedir. Beşer onun taklidini yapamaz. Ayetleri başka kelamlarla tebdil edilmekle, başka kelamlarla değiştirilmek suretiyle tahrif ve tahyiri mümkün değildir. Çünkü müfessir, müellif, mütercim, yani telif eden, bir kitap yazan veya bir tefsir yazan veya tercüme eden muharref üsluplarını, yani kendilerinin koydukları uslu, o tahrif edilmiş, bozuk. Neden? Kur'an'ın aslı değil ki. Kur'an'ın aslı olmayan her şey muharreftir. Allah'ın bizzat kendisinin söylediği olmayan her kelime, her cümle insan sözüdür. İnsan sözü demek, muharref o demektir, insan sözüdür. İnsan sözü olan üsluplarını, kisvelerini ayetin kisvesiyle iltibas ettiremezler. İnsan sözü olan bir cümleyi ayetin cümlesiyle bir tutamazlar. Yani birisi Bismillahirrahmanirrahim dese, öbürü de Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle dese, ikisi aynı mı? Hayır. Hayır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi Allah sözü değildir. Bismillahirrahmanirrahim ezeli ve ebedi tutarlılığı olan cümledir. Seninki şu anda senin anladığındır. Ayetlerde icaz damgası vardır. O damganın altında olmayan kelamlar ayet addedilemez. Onun için Türkçe bir maal yazdığımızda bu ayet kesinlikle demeyeceğiz. Öyleyse icaz tarif ve tahyiri kabul etmez. Ama bu paragraf çok önemli olmakla birlikte icaz tahrifi bozmayı ve değiştirmeyi kabul etmez derken hakikaten ne diyoruz? Bunu iyi anlamamız lazım. Neden icaz tahrif ve tahyiri kabul etmez? Pratikte bu nasıl olur? Bunu çok iyi anlamamız lazım. Onun için böyle uzun uzun konuşmak zorunda kaldık. Öyle de ilk bakışta kolayca anlaşılacak gibi görünmeyen bir paragraf ama çok ciddi bir olaydır. Biz de kendi dünyamızda bir Kur'an meali okuduğumuzda Allah böyle söylüyor demekten Allah'a sığınmamız lazım. Bir mütercim böyle anlamış diyeceğiz ve diyeceğiz ki mesela kimin tercümesini okuyoruz? Hamdi Yazır'ın tercümesini okuyoruz. Hamdi Yazır diyor ki diyeceğiz. Allah diyor ki değil, haşa. Çok çok dikkat etmek lazım. Hamdi Yazır diyor ki, tamam, Hamdi Yazır öyle diyor, doğru söylüyorsun. Bu bir ayet maalidir. Hamdi Yazır bu ayet maalini şöyle anlamış diyeceğiz. Bu ayetten şöyle anlamış diyeceğiz. Hamdi Yazır'ın anlayışını eleştirebiliriz. Deriz ki Hamdi Yazır bunu doğru anlamış, yanlış anlamış. Ama ayet Allah'ın bilgisini anlamaya çalışırız eleştirmek yerine önce. Yani onun için ayet ile tercüme ve tefsir arasında dağlar kadar fark var diyeceğim ama fark var değil. İlgisiz. Ne kadar bir ilgisiz olduğunu bileceğiz. İlgisiz demek mutlaka onun kapsamı içinde değil. O kişinin görüşüdür.
Onun için Kur'an'ı okuyup da bir fikir beyan edene diyeceğiz ki ah sen böyle anlamışsın, sen bir insansın, ben de bir insanım, sen böyle anladın, ben böyle anladım veya senden faydalandım, teşekkür ederim, benim anlamadığım bir perspektifi, bir açıyı bana kazandırdın, teşekkür ederim derim ya da demem, her neyse. Bu benimle o kişi arasında eş düzeyde bir argümandır. Kur'an'ın bizzat kendisine geldiğinde Kur'an'a ilmi ezeliden geliyor kaynak diye muhatap olmak ana prensiptir. Ben paragraf burada bittiği için konuyu burada bağlıyorum. Eğer sizin söyleyecekleriniz, yazacağınız, söyleyeceğiniz varsa memnun olurum. Dikkatli okunması gereken bir paragrafmış. Ne demek gerçekten, niye diye sorduğumuzda çok çok dikkat edilerek okunması gereken bir paragraf imiş. Hiç de basit bir konu gibi görünmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.